alternatif duyabilirsem mikrofonda çok daha mutlu olacağım. Efendim, Kadınlar Günü dedik ve bu konserleri tertip ettik. Öncelikle belediyemize, başkanımıza, başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Sizlerle bizi buluşturdular. Buraya ilk gelişim hangi konserdeydi? Maraş'ta mıydı? Şanlıurfa'ya ilk gelişim demiştim. Aklıma o geldi. Dün akşam Giresun'daydık. Muhteşem bir konser verdik. Bu akşam sizlerleyiz. Ama harika bir salon, harika bir dinleyici. Çok mutluyum. Hepinizi sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Ve bu arada tabii 8 Mart Kadınlar Günü dünyaca kutlanıyor her ülkede. Biz de bu güzel şarkılarla sizlere, kadınlara ve onlara sevgi ve saygı gösteren erkeklerine büyük bir sevgiyle geldik bu şarkıları birlikte okumak ve bu güzel geceyi birlikte geçirmek için. Huysuz ve tatlı kadın dedik. Bütün kadınların huysuz ve tatlı olduğuna inanıyorum. Başka türlü çekilmez zaten dermişim. Evet, niye gülüyorsunuz? Gerçekler acıdır, evet. Peki, erkekler için ne diyelim? Benim eşim için, daha doğrusu Tülay Arıcı diye bir bestekarın bir şarkısı vardı, Huysuz Adam. Ne zaman o şarkıyı okusam, eşime diyorum ki bu senin için yazılmış. Yani hep kadınlar olmuyor, erkekler de huysuz oluyor. Neyse, kendisi yok burada. Kendisi yok, kızı var. Ne oldu? Bence sen huysuz adam görmemişsin. Evet ya, doğru söylüyorsun. Hiç yok değil mi? Yani vardır mutlaka. Babamın da çekiştirilecek tarafları. Tabii sizinle konuşmayacağım bunu. Ama huysuz değil yani. Tatlı. Eşimizin arkasından konuşmayacağız. Hepimizin eksik fazla taraflarımız var. Asgari müşterekte anlaşarak 38 yıl geçirdiysek ortada da ürünler. Evet. Çok güzel şarkılar var. Çok güzel bir repertuar var. Bir kadın bestekar. Melahat Pars'ın bir şarkısı var. Birlikte okuyalım mı? Ben gamlı hazan, sense bahar. Dinle de vazgeç. Sen kendine, kendin gibi taze bahar seç. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Thank you.
Thank you.
Çok aşığım var diyorlar.
yalan de yeter bana. Bir sevda sözü fısılda, hazır mı inanmaya? Harikasınız. Evet.
geçelim. Zeki Müren'in bir şarkısını okuyalım mı? Bir demet versene. Arka taraf memnun mu halinden? Üst taraf evet ya, görüyor musun? Şöyle ışıklar yanabilir mi? Basmıyor.
repertuarda olmayan şeyler okudum. Hiç burada onlar yok. Sizi görüp aklıma gelenleri okudum. Evet. Efendim. Şimdi ne var? Ne var? Gel bakayım buraya. Gelemeyeceğim galiba çünkü mikrofonum kablolu, onu düşünmedim. Öyle mi? Oradan oku. Öyle olacak. Peki, özel dileyelim. Olur. Şimdi bir düet var. Gelin kaynama düeti. Yani biliyorsunuz iki kadın ama hayatları boyunca hiç geçinememişler. Neyse onu da anlamış değilim ama öyle. O moda olmuş herhalde. Dolayısıyla ayakta yapıp aslında bütün sinirimi çıkarıyorum ondan. Her türlü hıncımı alıyorum ama. Hadi gel. Yani. Bu arada uçağa da yetişeceğiz. Yarına kalırsak gidemiyormuşuz. Ondan sonra her gün burada konser yaparız. Devam bir ses. Gelin kadar sevilen kızı diyelim. Evet, doğru. Gelinim yok ama. Duymasınlar. Dur, daha gelin falan yok orada. Hiçbir şey yok. Hadi bakalım. Gelin kaynana düeti. Son bölümümüze de geçelim.
Çok istek alan bir şarkı. Kapının her çalındıkça onu bekleyeceksin. Beni kaybettin artık. Sen çok bekleyeceksin. Ne güzel şarkıdır değil mi bu da? Gerçekten. Sonra da evet. Fikrimin ince gülünü okuyacağız. Beni kaybettin. Takip etmeye devam edin. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Ayağınıza sağlık, hoşçakalın.